Ay gemisi. Kim bu arkadaş? Uzaylılar var mı? Harekete geçiyoruz. Onu kurtarmak için bir plan yapmalıyız. Vay arkadaş. Uzay kapsülü bu mu? Hadi o zaman Rafa'dan. Tam bir macera olmuş. Koş hadi koş. Hayrilyon tane galaksi gezdim. Sizin gibi galaktik tayfa görmedim. Lades şampiyonu. Artık yap şu hamleni. Ağaç olduk burada. Hadi. O amma düşündün. Mert düşünmüyor Kamilciğim. Mağlubiyetin tadını çıkarıyor. Mağlubiyet mi? Daha oyu... Ha? Sıradaki. Ama... ama bu utaşım... Nasıl? Tamam tamam. Geçti, geçti. Sakin ol. Ama... Kalk hadi, kalk. Centilmenlik diyorsun. Yoo, tebrik ediyorum. İyi mücadele çıkardın ama yetmedi. Nasıl yani? Daha başlamadık ki. Bugüne kadar 1000 kez oynadıysak, 1 kez kazanamadın. Doğru diyorsun Hayri'cim. Tebrikler. Ne? Nasıl yani? Direkt yenilgiyi kabul mü ediyorsun? Yani tarih tekrardan ibarettir. Olur mu öyle şey? Mücadele etmen gerekmiyor mu? Bazı şeyler hiç değişmez Akıncım. Damada hep ben yenerim, miskette de Kamil. Abini de, Lades'te kimse yenemez. Yoo, ben küçükken onu kaç kere yendim. Şeri şey seni, işte küçüksün diye yenmene izin veriyordu. Abi, hemen Lades tutuşacağız. Ama bu sefer gerçekten. Emin misin? Evet. Küçük kardeş demem ama. Tamam, Lades'im Lades olsun mu? Olsun. Kazanan Lades şampiyonu olsun mu? Olsun. Bir, iki, üç. Başarılar diliyorum Akıncım. Ben de... Lades. Ama daha yeni başla. Küçük kardeş falan dinlemem demiştim. Akıncım, dama gibi sonraki basamaklarını planlasan, rakibine minik yemler versen, sonra da tak 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 taşlarını alsan anlarım. Ama bu Lades ve Mert affetmez. Doğru diyor. Ben gidip su alayım. Sen de günde 1 damacana su içiyorsun. Abartma. Ama en az 1,5 litre içerim. Su içmek mühim. Hadi görüşürüz. Bir daha oynayalım. Akın. Lades'im Lades olsun mu? Olsun bakalım.
imkansız bir şey mi diyorum? Alt tarafı Lades'te yeneceğim. Yenersin, yenersin. Tabii canım. Niye inanmıyorsunuz anlamıyorum. Akın, abim bugüne kadar bir kez Lades'te yenildi. Onda da dili yaraydı, aklımda diyemedi. Söylentiye göre Mert'in beyninin yapısı bizimkilerden farklıymış. Beyninin hafıza kısmındaki nöronlar Lades kemiği şeklinde örülmüş. Ne diyorsunuz abi? Yok beyninin yapısı farklıymış, nöronlar Lades şeklindeymiş. Olur mu öyle şey? Görürsünüz. Bu sefer yeneceğim abimi. Karga burnunu verir misin? Aklımda. Bir de makine yağını ver sana zahmet. Makine yağını ne yapacaksın abi? Biliyor musun ben... Aklımda. Akıncığım, vazgeç istersen. Asla. Bir yerde bir şekilde unutacaksın. Bana ver topu. Aklımda. Akın, bu bozuktu. Tamir ettim. Sürmek ister misin? İstemez miyim? Aklımda. Harikasın, çok iyi çalışıyor. Aklımda. 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 Merhaba kuşçu baba. Annem kuşlara topladığı ekmek kırıntılarını ve biraz da yem gönderdi. Aman efendim, ne gerek vardı? Gerçi kuşların da her zamanki gibi maşallahı var. Yem dayanmıyor. Hayrola, senin neyin var bakayım? Hiç. Öyle işte. Biraz canım sıkkın. Sıkkınlık içe atılmaz efendim. Paylaş ki bir çözüm bulalım. Abimi Lades'te bir türlü yenemiyorum. Ah efendim, bu hiç kafaya takılacak şey mi? Yok kuşçu baba, herkes abimin asla yenilemeyeceği konusunda o kadar emindi ki. Bu sabit düşünceyi kırarım sanmıştım. Ama galiba ben de hak vermeye başladım. Onu Lades'te yenmek imkansız. Bir şeye imkansız dersen onu başarman zaten imkansız olur efendim. Peki ne yapmalıyım? Bir türlü unutmuyor. Hep aklımda diyor. Şöyle izah edeyim efendim. Bir sporcu rakibini nasıl alt eder? Bir denizci fırtınayla nasıl baş eder? Bir doktor hastasını nasıl tedavi eder? Bilmem ki. Efendim, karşısındaki her neyse, her kimse onu tanıyarak... Bak bu yaman. Küçükken havalandığında bir rüzgar çıksın hemen savruluverirdi. İnecek yer gözlerdi. Ama şimdi bir uçar oldu, sanırsın aya çıkacak. Nasıl oldu bu peki? Efendim, rüzgarı tanıdı, anladı, öğrendi. Abini de senden daha iyi tanıyan yoktur herhalde. Doğru diyorsun kuşçu baba. Çok teşekkür ederim. Gidip şu Lades'i kazanayım. Piştim. İçim geçmiş. Tabii yedik börekleri, çörekleri ağırlık yaptı. Su olsaydı şurada bir... sular kesik. Bunlar burada ne geziyor? Yeni sayı bugün çıkmış olmalı. Acele edip tükenmeden almalıyım.
dergi için her seferinde bu yokuşu çıkmak paha biçilmez doğrusu. Çok susadım. Dama maçındayım. Geleceğim. Ne? Gel bak, Kamil Efendi bir cesarettir. Geldi, rövanş istedi. Birinci rövanş, birinci. Bu sefer kararlıyım. Yeni... Ay. Sen anca bundan sonra kara kara düşünürsün. Kamil, su alacaktım. Dükkan... Bende var abi. Lade! Sonunda! Aferin sana! Ama nasıl? Nasıl oldu da kaybettim? Bir abimin lafı vardı. Damada sonraki basamaklarını planlarsan, rakibine minik yemler verirsen, sonra da... Çat taşlarını alırsın. Senin hamlelerin neydi? Anlatayım. Bugün bir arızadan dolayı suların bir süre kesik olacağını öğrendim. Annemi senin çok sevdiğin börekten yapmaya ikna ettim. Bu da seni biraz susatacaktı. Hiç kaçırmadığın ve hemen tükenen dergi de bugün çıkıyordu. Onu hatırlaman için eski sayıları çıkardım. Sonra Kamil abiyi bir kez daha dama oynaması için ikna ettim. Böylece bakkal kısa bir süre kapalı kalacaktı. Ve sen de buraya geldiğinde aklındaki tek şey su olacaktı. Benim aklımdaki ise ladesti. Şimdi ne diyeyim? Tebrikler kardeşim. İyi bir oyundu. Kamil, ne yapıyorsun? Hadi diz. Bir kez daha oynayacağız. Beni yenmen imkansız. Niye oynayalım? Akın bugün hiçbir şeyin imkansız olmadığını kanıtladı. Oynayacağız. Mert, bizim dükkandan niye su almadın? Orada vardı. Bak, o hiç aklıma gelmedi. Dedim size, su içmek önemli.